Merhaba değerli izleyenler ben Tunca Arslan. Bu videomuzda sizler için oyun dünyasının ünlü kiralık katili Ajan 47'nin başrolünde yer aldığı Hitman serisinin tarihine ve bilinmeyenlerine bakacağız. Hitman, Codename 47, 19 Kasım 2000 Karizmasıyla ve yetenekleriyle en popüler oyun karakterlerinden biri haline gelen Ajan 47 aramıza 19 Kasım 2000 tarihinde katıldı. Serinin ilk oyunu Hitman Codename 47 oyunculardan büyük beğeni alamasa da genellikle takdir gördü. Ek bir not olarak Hitman Codename 47'nin ragdoll fizik sistemini kullanan ilk oyunlardan biri olduğunu da belirtelim. <laughs> Hitman 2 Silent Assassin 1 Ekim 2002 2 yıl aradan sonra gelen devam oyunu Hitman 2 Silent Assassin ilk oyundan çok daha fazla beğeni toplamıştı. Birçok anlamda gelişme kaydeden ikinci oyunla birlikte Hitman ismi büyük bir önem kazandı. Hitman 2'de ilginç bir hata da yer alıyordu. Oyunun son bölümünde belli adımları izlediğimiz takdirde son boss ara sahnede görünmez oluyordu ve ara sahne bittikten sonra da yerde sürünmeye başlıyordu. Karşılık veremediğinden dolayı kendisini kolayca öldürebiliyorduk. Hitman Contracts 20 Nisan 2004 2004 senesinde Hitman 2'yi takip eden devam oyunu Hitman Contracts oldu. Silent Assassin kadar övülmese de genellikle iyi eleştiriler almayı başaran Hitman Contracts'in ilginç bir özelliği de oyundaki bazı bölümlerin ilk oyundaki bölümlerle aynı yerde geçmesiydi. Bu sebeple aradan geçen yılların ardından bazı insanların aklında Contracts'in ilk Hitman'in yeniden yapımı olduğu fikri de oluştu. Bir de Hitman Contracts'in otel bölümünde güzel bir easter egg de vardı. Otelin kapalı kısmına girdiğimizde ürkütücü bir atmosferle baş başa kalıyorduk ve burada bir hayaletle karşılaşıp hayaleti öldürebiliyorduk. Hitman Blood Money 26 Mayıs 2006 Yine aradan geçen 2 yılın ardından bir Hitman oyunuyla daha karşılaştık. Serinin dördüncü üyesi olan Hitman Blood Money, ikinci oyunun yarattığına benzer bir etki oluşturarak birçok kişiden iyi eleştiriler aldı. Blood Money aynı zamanda hala serinin en iyi oyunlarından biri olarak gösterilmekte. Blood Money'nin opera bölümüne enteresan bir easter egg de yerleştirilmişti. Bölümün bir kısmında önümüze 3 tane sıçan çıkıyordu ve bu sıçanları öldürdüğümüz takdirde sıçan kulübü adında bir kart alıyorduk. Bu kartı gerekli kapıya okutup içeri girdiğimizde de parmaklıklar ardında kart oynayan ve boks yapan sıçanlarla karşılaşıyorduk. Hitman Absolution 20 Kasım 2012 Bir sonraki Hitman oyununu biraz daha beklemek zorunda kalmıştık. Eidos'un Square Enix'in çatısı altına girmesinden sonra Hitman'in yayıncı koltuğuna Square Enix oturdu. Aynı geliştirici ekiple yani IO Interactive ile devam etmeye karar veren Square Enix'in direktifleriyle gelen serinin ilk oyunu Hitman Absolution oldu. Hitman Absolution önceki oyunlara kıyasla daha çizgisel olması gibi yönleriyle eleştirilse de oyunculardan övgü almayı başarmıştı. Ortaya çıkan bazı bilgilere göre Hitman Absolution'un hikayesinde bazı değişikliklere de gidildi. Tam sürümden kaldırılan ama internete ulaşmayı başaran bir ara sahnede Ajan 47'nin kendini alkole verdiği ve intihara meyilli olduğu gözüküyordu. Bu hikaye parçasının çıkarılma sebebini Ajan 47'nin kişiliğine yakışmaması olarak gösterebiliriz. Tabi kimilerine göre ise de ara sahnenin asıl çıkarılma sebebi Max Payne 3'ü fazlasıyla andırmasıydı. Hitman Absolution ile ilgili bir diğer bilgimiz de oyunun seslendirmeleri ile alakalı. Oyunun yapım aşamasının bir noktasında Ajan 47'ye ikonik sesini veren David Bateson'ın Absolution'da olmayacağı ortaya çıktı. Hayranlardan yoğun tepkiler geldi ve bu tepkiler sonucunda IO Interactive David Bateson'ı yuvasına yeniden çağırdı. Hitman Go 17 Nisan 2014, Hitman Sniper 4 Haziran 2015. İlerleyen yıllarda iki ufak Hitman oyunu daha gördük. Square Enix bazı ürünleri için Go adı altında yan oyunlar çıkarmaya başlamıştı. Bu proje kapsamında gördüğümüz ilk oyun olan Hitman Go'yu basit ama güzel bir sıra tabanlı strateji bulmacı oyunu olarak adlandırabiliriz. Bir diğer ufak oyun olan Hitman Snipers'a mobil platformlar için çıkan Sniper tüfeğimizle hedefleri ekarte ettiğimiz bir oyundu. Hitman, 11 Mart 2016. Şimdilik son Hitman oyununun adı ise sadece Hitman olarak geçiyor. Telltale oyunları gibi bölümler halinde yayınlanan Hitman'in ilk sezonu 11 Mart 2016 tarihinde başladı. Hitman'in bölüm bölüm yayınlanma konseptine uyup uymadığı tartışılsa da oyun çoğunlukla olumlu geri dönüşler aldı. İlk sezonun ardından Hitman'in ikinci sezonu da duyurulmuştu fakat duyurudan aylar sonra Square Enix Hitman'in geliştirici ekibi IO Interactive'i satmaya karar verdiğini açıkladı ve bir süre sonra IO Interactive Square Enix'ten ayrıldıklarını ve Hitman'in isim haklarına sahip olduklarını belirtti son olarak serinin genelini kapsayan hoş bir bilgiden bahsedelim. Hitman oyunlarında aldığımız eşyaların genellikle bir açıklama yazısı olur. Mesela Hitman Blood Money'de aldığımız bir yemek kutusunun açıklama kısmında Alan lütfen detay ekle yazıyordu. Yani Alan mesajı alamamış ve Alan adlı çalışana iletilen bu not detay kısmındaki yerini oyunun tam sürümünde de korumuştu. Daha sonra bu Alan olayı gönderme olarak birkaç kez daha karşımıza çıktı. Hitman Absolution'da yarışı puanlar aldığımız bir atış menzili vardı. Eğer bu atış menzilinde 666 puanı toplayabilirsek, karşımıza geliştirici ekibin gönderme amaçlı koyduğu Alan, lütfen daha fazla detay ekle yazısı çıkıyordu. 2016'da çıkan Hitman'in giriş bölümünde de etraftaki notlarda ''Karesin Alan, burada daha fazla detaya ihtiyacımız var'' yazısını görebiliyorduk. Alan göndermeleriyle birlikte Hitman tarihi ve bilinmeyenleri videomuzun sonuna geliyoruz. Başka bir videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.